Sana da hemen merhabalar, nasılsın? Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Aycan, ya Can, sen ne yapıyorsun ya? Fön falan çekilmiş yalnız. Hazır gelmişsin yayına. Ya bu sabah hemen kuaföre gittim. Oradan geldim. Anladım. Evet, maşallah. Peki, senin şu andaki tarzın ada hayatından çok uzakta. O yüzden hepimiz seni inceliyoruz. Biz seni en son beni tekmelerken bırakmıştık. Hatırlıyor musun sen? Evet, sen nasılsın? Yarışmacılarımıza bir şeyler söylemek ister misin? İyiyim ben de. Benim Barış'a bir sorum olacaktı. Barış, aklıma geldi. Hep düşündüm Survivor'dan sonra. Ben adada da kampta da olsun hep sana diyordum ya, benim yanımda geğirme, ağzını şapırdatma diye. Neden onu sana 10 kere söyledikten sonra, bizim bu ünlüler takımında bir olay olduktan sonra daha da çok değerlendirdin ve yapmamaya başladın? Neden bunu başta yapmadın diye sormak istedim. Yani açıkçası bu ateş başında toplanıp söylediğiniz bir final vardı. Herkesin benimle alakalı sıkıntısını ya da eleştirisini yaptığı bir yer vardı. Oradan sonra bir tık daha dikkat etmeye çalıştım. Hayatın içinde bazen oluyor. Çok el alışkanlığı da olabiliyor bu. Kişilerin kendi alışkanlığı da olabiliyor. Bir şekilde o samimiyeti yakaladığında ya da bir alışkanlığın varsa bunu devam ettiriyorsun. Ama bir kişi bundan çok rahatsızlık duyuyorsa da bunu bir şekilde değiştirmen gerekiyor. Ben de sizin olumlu eleştiriniz sayesinde bunların hepsini düzeltmeye çalıştım ve yani hemen hemen hepsini düzelttim. Çünkü başlarda sanki bilerek yapıyormuşsun gibi geliyordu. Çünkü ne zaman yemek yesek de her zaman benim yanıma oturuyordun ve yani yüzüme bakarak geğiriyordun ve ağzını şapırdatıyordun. Onu hani bilmek istiyordum, acaba gerçekten bilerek mi yapıyorsun diye. Yoksa hani gerçekten fark etmediğin için mi? Yani. Evet, Ayşe şunu anladım. Seninle canlı yayına çıkmak da riskliymiş. Sen yeni soruyu sormadan Elif'e mi geçsek? Bence de. Evet, şimdi ulusal bir kanaldayız şu anda, onu hatırlatarak. Bir de 25 saatte yoldan geliyorsun, sen de haklısın. Elif, sana soralım.